Erzurum Nena Altun Kültür ve Sanat Dernek Başkanı Recep Yılmaz ismim. 55 yaşındayım. Mobilya dekorasyon iş yapıyorum. Müziği seviyorum. Dernekle uğraşmayı seviyorum. İnsanlarla buluşmayı seviyorum. Derneğimizi 2022 yılında kurdum. Fazla üyemiz yok ama çok aktif, çok güzel bir derneğimiz var. Arkadaşlarımız çok iyiler. Hep seçici olmaya çalışıyoruz. Güzel insanlarla olmaya çalışıyoruz. Gezi turlarımız oluyor, pikniklerimiz oluyor, eğlenceli günlerimiz oluyor, koro çalışmamız oluyor, konserlerimiz oluyor ve güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nena Hatun'u da İzmir'de yaşatmaya çalışıyoruz. Nena Hatun da Erzurum'un değerlerinden birisi. 93 harbinde bebeğini Beşik'te bırakıp cepheye koşan Nena Hatun annelerimizden birisidir. Gerçekten de Erzurum'un değeridir. Bugün de 22 Mayıs olduğu için, Nena Hatun'un da ölüm yıldönümü olduğu için ona istenen bir anma ve konser programı düşündük. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Koro çalışmalarımızı haftada bir gün yapıyoruz. Katılmak isteyen bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, türkü, şarkı seven arkadaşlarımızı hepsini bekliyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden Recep Yıldız Facebook, Instagram olarak ulaşabilirler. Seneye inşallah güzel programı yapacağız. Güzel etkinlikler yapacağız. Konserimizi güzel yapacağız. Bundan da eminim ve herkesi bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben İzmir Nena Hatun Derneği, Sanatçı Sanat Derneği'nin bu akşamki sunumunu yapacağım. Ayrıca aynı zamanda koronun da üyesiyim. Çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor. Çok hummalı şekilde geçiyor. Çok da keyifli geçiyor. Koromuz inanılmaz sade çerçevesi içinde. Arkadaşlıklarımız mükemmel. Herkes birbirine karşı çok sevgi ve saygı dolu. Efendim bu koro size ne kattı? Bu koro bana ne kattı? Bu koro bana yaşama sevinci kattı. İnsanlarla iletişim kattı. Bir kere iç huzurumu, iç mutluluğumu, içsel mutluluğumu kattı. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Size kendi adıma ve koromuz adına sonsuz teşekkür ederim. Bizlerle itinayla ilgilendiniz, özenle ilgilendiniz, bizleri çok güzel hazırladınız. Çok teşekkür ederiz. Bu imkanları sağlayan Sayın Recep Yıldız Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şeyin mimarı başkanımız. Ben Hasan Keskin. Erzurum Nena Hatun Kültürünü Yaşatma Derneği'nin hem gönüldaşlarından birisiyim. Hem de aynı zamanda korosunun şefiyim. Halk müziği korosunun şefiyim. Burada Türkiye'ye gönül veren üyelerimizin katılımıyla çok güzel bir halk müziği konseri hazırladık. Oraya çıkacağız birazdan. Heyecanımız büyük. Tabii koro elemanlarımızın profesyonel müzikal geçmişi yok. Ama önemli olan türkü söylemek. Benim sloganım vardı, her zaman derim ki türkü söylemek lazım. Türküleri yaşatmak lazım. O yüzden arkadaşlar da ya işte nasıl olur, olur mu falan. Vallahi olur. Türkülerimizi yaşatmak önemli, onları söylemek önemli. Biz de burada bunu yapmaya çalışacağız. Gelecek kuşaklara aktarabilmek önemli. Gelecek kuşaklara aktarabilmek adına ben de naçizane müzik birikimimle onlara yarenlik yapıyorum, yoldaşlık yapıyorum. Ülkemizin değişik yörelerinden de türküler koyuyoruz. Erzurum türküleri de koyacağız. Nena Hatun'umuzu da anacağız. Böyle güzel bir geceye hazırlandık. İnşallah güzel bir gece çıkartacağız. Hocam çalışmalar nasıl geçti? Çalışmalarımız valla o kadar keyifliydi ki anlatamam. Yani arkadaşlar çalışmalara büyük bir şevkle geliyorlardı, keyifle geliyorlardı. Sohbet havasında geçti. Yani hani çok böyle aman aman onları böyle notalara falan boğmadan yüreğimizden geldiği gibi söylemeye çalıştık. Başardığımızı da umuyorum. Çok keyifliydi. Burada da keyifle yine devam ediyoruz. Çok umarım güzel. Güzel bir gece geçer. Peki hocam, size katılmak isteyenlere bir çağrı yapalım mı burada? Tabii. Türküler, onları yaratanlar gibi güzel.
sıcak ve samimi dizler. Yüzyıllardan beri ötelerden bugüne, bugünlerden de geleceğe haykırıştır. Özlemimiz, kavgamız, sevdamız, hasretimiz, acımız, her şeyi türkülerde buluyor. Bir de evrensel pazarda yer almak istiyorsak, kendi heybemizde bize ait bir şeyler olması lazım. Onlar da türkülerdir. Türklerimize sahip çıkmamız lazım, türklerimizi söylemek lazım. Çünkü bizi biz yapan en önemli etkenlerden bir tanesi de türkülerimizdir. Biz eğer onları da kaybedersek asimile olmaya mahkum oluruz. Bunun için tüm dostları türkü söylemeye davet ediyorum. Türkü söylemek önemli. Buyursunlar, gelsinler bizim koromuzda. Çok güzel etkinliklerimiz var. Hiç önemli değil. Aman ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Türkiye'de, Anadolu'da herkes çok güzel Türk oldu. Çünkü biz zaten Türkülerle harmanlaşmışız. Ben de zaten elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Dostlara saygılar. Hatice Çintay, Ayşe Ünaldı, Leman Uzun, Derya Karaca, Mehmet Erdemir, Menekşe Dost, Hasan Keskin, Sabiha Özkan, Ayşe Özer, Gülsan Tamer, Neriman Özbey, Ekrem Erçetin, Mustafa Güler, Namık Ulusoy, Fikret Taş, Recep Yıldız, Ceren Bağcı, Ayşenur Güven.
yolunu bulursan, güneysen, güneysen. Aldın aklı deli ettin beni. Thank you.
sarmaşık gibi. Bir kökte uzanmış yar yar, sarmaşık gibi. Dökülmüş gerdana yar yar, saçları güzel güzel, saçları güzel. Gözlerin ufukta yar yar, bir ışık gibi. Kara bulut gibi yar yar, kaşların gülsün. Hatice'yim, Emine'yim.